Daha erken belki ama çok aman aman çok transfere ihtiyacımız yok. Onu net söyleyeyim. Yani Kayserispor Ocak ayında 4 tane, 5 tane, 6 tane oyuncu ihtiyacı olan bir yapı, benim şu anda gözlemlediğim 8 haftalık performanslar, antrenman performansları, maç verileri şu anda onu göstermiyor. Evet. Ben buradan tüm Kayserispor sevdalılarını ve Kayseri şehrinin o kıymetli insanlarını, çoluk, kadın, çocuk, kadın, erkek demeden o statta bir şölen havası oluşturmaya davet ediyorum. İnşallah bizim bu davetimiz karşılık bulur. Kayserispor'un en büyük ve sorunlu dosyası Bertolaç. Arkasından Mensah, Atilla Turan, Deniz Alibek. Fernandez. Bunların dışındakilerin hepsi ufak tefek. Şimdi Bertolacci, Fernandez, Deniz Alibek, Atilla Turan. Başka kimi dedim? Mensah. 7,5 milyon euro bunların toplamı. İnşallah bunu da çözeceğiz. Bunu da çözeceğiz ama şu kadarını da söyleyeyim. Bu kadar hatayı yapanlar çıkıp sağda solda ağlamayacak, konuşmayacak. Yani benim de bir canım var. Ben de bir etten kemikten insanım. Ya bundan daha sonrasında ben çok yani konuşmak istemiyorum ama sabır sınırlarım lütfen artık test edilmesin. Bertolacci'yi ben transfer falan etmedim kardeşim. Ben Bertolacci transferi yüzünden istifa ettim as başkanlıktan. Ben İstanbul'dan Kayseri'ye döndükten sonra Bertolacci'yi buraya alıp gelince, ben de anlaşma şartlarını görünce, bunun kulüp için bir ihanet olduğunu gördüğüm için bu kulüpteki görevimden istifa ettim. Özellikle son haftalarda aldığımız sonuçlar bizleri mutlu etti. 8 hafta sonunda, 12 hafta sonunda, ilk 4 haftayı da koyduğumuzda 22 puanla ilk sıralamasında kendimizden bütçe olarak belki diğer anlamda buna oyuncu kalitesinden tutun da geçmiş başarılarını mukayese ettiğimizde birçok anlamda belki önde olan takımlarla şu an itibariyle puan anlamında aynı yerlerde olabilmek hepimizi mutlu ediyor. Kulüp olarak geçiş dönemindeyiz arkadaşlar. Uzun vadede Kayserispor'un yaşaması, arda arda gelen başarılar elde etmesi hepimizin ortak amacı. Ekonomik anlamda başkanımızın cümlesiyle %70, %60 oranında birçok sorunları çözmüş bulunuyorlar. İnşallah hep beraber daha önünü görebilen, daha aydınlık günleri hep beraber burada yaşamak, görmek hepimize nasip olur. Ama ayaklarımız yere sağlam basacak. Şu anda bizler, ne ben, ne ekibim, ne oyuncularımız 12. haftası, yani daha 1/3 bile bitmemiş olan ligde henüz hiçbir şey başarmadık. Onu net söyleyeyim. Zorlu bir fikstürümüz var. Önümüzde çok zor maçlarımız var. İlk iki maçımız Adana Demirspor ve Trabzon deplasmanı örnek verirsem. Ayaklarımız yere sağlam basarak en iyi şekilde hazırlanıp şu ana kadar olduğu gibi elimizden gelen en iyisini yapmak istiyoruz.